Merhaba değerli katılımcılar. Programımıza hoş geldiniz. Bura Derneği Teknoloji Masası olarak etkinliklerimize devam ediyoruz. Turkcell ana sponsorluğunda Dijital Dönüşümün Liderleri Atölyesi'nin 4. programını gerçekleştiriyoruz bugün. Daha önceki programlarımızda yarı iletkenler teknolojisini dinlemiştik. Sonraki programımızda milli teknoloji hamlesi ekseninde sanayi politikalarını dinlemiştik. Geçen haftaki programımızda da Türkiye'de teknolojik girişimciliğin gelişimini dinlemiştik. Bu hafta da beyaz yakalı robotlar ve yapay zeka panelinde değerli katılımcılarımızı dinleyeceğiz. Ben sözü çok uzatmadan değerli moderatörümüz Adnan Metin'e bırakmak istiyorum sözü. Teşekkürler Fatih. Tekrar herkese selamlar. Buranın dijital dönüşüm panellerinden birinde daha birlikteyiz. Az önce Fatih sağ olsun bahsetti. Çok güzel panel serileri yaptık. Bugünkü gündemimiz robotik süreç otomasyonu, kısa adıyla RPA. Malumunuz RPA son 5 yıldır şirketlerimize ve hayatımıza çok hızlı bir giriş yaptı. Bu dönemde birçok CEO'nun dijital dönüşüm gündeminin ilk maddeleri arasında yer aldı. RPA ile birlikte şirketlerdeki insan kaynakları birimleri ile IT ilk defa bu kadar yakın çalışma fırsatı buldu. Bazı şirketlerde insan kaynaklarına benzer işlevi olan robot kaynakları yönetimi birimleri ihdas edildi. Ben de fiilen bu tecrübeyi yaşadım. 2018 yılında RPA ile ilk tanıştığımda, o dönemde dijital dönüşüm başkanı olduğum grupta bu konuyu yakın bir ilgi ve alakayla takip ettim. Bugüne kadar iç müşteriden teknoloji yatırımına bu kadar kolay ikna olunan başka bir başlık görmedim. Fizibilitesi o kadar kolay ve hızlı yapılabilen bir teknoloji adaptasyonuydu ki çok başarılı şekilde onaylar alıp ilerlediğimiz bir teknoloji olarak karşımda duruyordu. RPA dünyada ve Türkiye'de hızla gelişiyor olmasına rağmen Gartner'ın paylaştığı bir rapora göre RPA'nin benimsenme oranı %70 civarındayken ki Murat sen bunu teyit etmiştin. RPA'nin kullanılma oranı hala %3'ler mertebesinde. Yani nereden bakarsanız bakın RPA'nin Türkiye'de ve dünyada 30 katı büyük bir pazarından bahsetmek mümkün. McKinsey'den bir alıntı yapacağım. RPA ve benzeri yeni teknolojilerin adaptasyonu önümüzdeki 3-5 sene içerisinde çalışanların %50'sinde yeteneklerin geliştirilmesi veya yeni yetenekler kazanılmasını zorunlu kılıyor. Çalışanlar eğer yeteneklerini geliştirmezlerse, yeni yetenekler edinemezlerse muhtemelen işlerinin devamı ile ilgili risk altında kalacaklar. Bu da eğitim endüstrisi için ilginç bir pazar anlamına geliyor. RPA çözüm üreticileri çok kısa sürede dünyada başarı hikayeleri yazmaya başladılar. Hepimizin bildiği UiPath, Automation Anywhere gibi çok sayıda RPA ürün üreticisi önce unicorn olmayı başardı. Daha sonra 10-15 milyar dolarlık pazar değerlerine ulaştılar. Bu ülkemizde diğer teknoloji alanlarından farklı olarak doğru başladığımız ve doğru adımlar attığımız bir teknoloji alanına dönüştü. Türkiye'de de çok sayıda yerli firma ki bugünkü misafirlerimiz Turkcell Global Bilgi ve Robust'ta bu alanda başarılara imza atmış firmalar. RPA ürünleri geliştirme konusunda ciddi mesafeler kat ettiler. Panele başlamadan önce 2019 senesinde UiPath'in CEO'su Daniel Bey'le bir yemekte muhabbet etme fırsatımız olmuştu. Orada çok kısa birkaç noktadan bahsederek konuklarımı tanıtacağım. Ben Daniel Bey'e şu soruyu yönelttim. Sizin 15 milyar dolarlık ki o dönemde 15 milyar dolar değildi henüz ama 10 milyar dolara yakın bir değerlemesi vardı şirketin. Bu değerlemeye ulaşırken ki en büyük kırılım noktalarınız nelerdi? Sizin için bu başarıdaki mihenk taşları nelerdi sorusunu yönelttiğimde iki tane şey söyledi. İlki biz Microsoft'un tedarikçisiydik diyordu. Microsoft'ta iş yaparken Computer Vision ile ilgili bize çok sayıda iş pasladıkları oldu. Biz bunu fırsat bilip burada gelecekte ilginç bir ürün veya ilginç bir dünya olacak varsayımından yola çıkıp kendi ekibimizin bir kısmını Computer Vision alanında pozisyonladık demişti. Bu birinci noktaydı. İkinci olarak da biz ilk yatırımı Early Birds'ten aldık dedi Türkiye'den. Bu arada
ilginçtir. Bu başarılı şirketin ilk yatırımcılarından bazıları Türkiye'den. Ama daha sonra İngiltere'den aldığımız yatırım parasal olarak değil ama bizi Google'a götürmesi kapsamında çok değerli bir yatırımdı. Dolayısıyla bu da bizim açımızdan ikinci kırılma noktası oldu gibi bir yorum yapmıştı. Ben konuyu çok uzatmayayım. Müsaadenizle bugünkü panelistlerimizi size kısaca tanıtayım. Arkasından da sözü panelistlerimize vereyim. Bugün ilk panelistimiz Hakan Kendirci, Turkcell Global Bilgi'den. 25 yıl aşkın teknoloji sahasında tecrübesi var Hakan Bey'in. Yaklaşık 20 yıl kadar fintech alanında, finans teknolojilerinde çalıştıktan sonra 2017 senesinden beri de telekomünikasyon alanında Turkcell'de Global Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görevini yürütüyor. Turkcell Global Bilgi'nin RPA ürününü geliştirme aşamasının hemen her kısmında bulunmuş olması bizim için ayrıca değerli. Robusta'dan Murat Dayanıklı bizim ikinci konuğumuz. Murat da daha önce çeşitli alanlarda danışmanlık ve yöneticilik gibi rollerde çalışıyor oldu. 20 yıl aşkın bir süre yurt içinde ve yurt dışında bu tür hizmetler verdi. 2017 senesinde RPA ile ilgili olarak bir ürün geliştirme ve Robusta'nın temelini atma sürecine liderlik yaptı ve şirketin genel müdürü olarak da görevine devam ediyor. Son konuğumuz Burak Duman. Renova'da Türkiye'de RPA implementasyonu yapan, RPA lisans ve hizmetleri sunan Renova RPA'nin RPA çözümleri direktörü olarak çalışan Burak. Burak da 2018 İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun. Burak oldukça genç bir arkadaşımız. Okul öncesi tecrübeleri burada kritik. İTÜ Çekirdek Infoloji, Turkcell ve Yıldız Holding gibi kurumlarda anladığım kadarıyla stajyer ve tam yarı zamanlı çalışmışlığı var Burak'ın. Daha sonra da RPA alanında da Yıldız Holding ve Aksigorta'da tecrübesi var. 2020 Eylül'den beri de Renova'da RPA çözümleri direktörü olarak çalışıyor. Ben müsaadenizle sözü Hakan Kendirci'ye verip Hakan ve Murat'ın birer tane sunumu var. Onların üzerinden bir 10'ar dakika geçiyor olacağız. Daha sonra da soru cevaplı olarak ilerleyeceğiz. Programın sonunda da eğer konuklarımızın soruları olursa onları cevaplamaya çalışacağız. Hakan, söz sende. Sunumu yansıtabilirsen. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm katılımcılara hoş geldin dileklerimi sunarak sunumu paylaşayım. On dakikalık bir süreç içerisinde aslında biraz bizim hikayemizi, biraz da aslında RPA tarafındaki bizim gözümüzde gördüğümüz gelişmelerden bahsedeceğim. Umarım katılımcılar açısından da ufak bir fikir vermesi açısından bir bilgi oluşur. Burada RPA'ya genel bir bakış açısından bakacak olursak, burada birçok hani Adnan Bey de şeyleri söyledi. Hani yaklaşımları ve büyüyen segmentten bahsetti. Aslında bu iş hayatımızı dünden bugüne girmiş değil. Yaklaşık olarak yani bu işe 10 yıldır otomasyonla ilgili konuları çeşitli yazılımlarla deneyimliyoruz. Ama ilk kez hani kullanıcı tarafında bu kadar hem kolay kabul edilebilen hem de aynı zamanda hızlı bir yatırım getirisinde olduğunu gördüğümüz bu uygulama son birkaç yıldır hayatımızda. Burada şimdi sonunda gördüğünüz bir takım rakamlar var ama özellikle benim size vurgulamak istediğim iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi tam zamanlı çalışan performansının bizim tarafımızda kaç kişiye denk geldiği ile ilgili bir bilgi vermek olacak. Bu da tam olarak hani bizim ölçümlerimize göre bir RPA 2 ile 6 tam zamanlı çalışan performansı gibi bir yaklaşım burada bahsederken bizim hesaplamalarımız yaklaşık olarak 4.4 kişi hesabında bir hesaplama yapıyoruz. Kendi yaptığımız, geliştirdiğimiz robotlarda.
Diğer taraftan tamamlayıcı hiper teknolojilerle birleştirip dijitalleştirme ile ilgili konularda da hiper otomasyon konusunu aslında biraz daha vurguluyor olacağım. Şimdi RPA nedir diye baktığımız zaman aslında bu tanımları hepiniz biliyorsunuz. İşte kural bazlı, sabit ve düzenli, tekrarlayan yapıda orta ve yüksek hacimdeki insan hatasına açık süreçlerin yazılım üzerinden yapılabilmesinden bahsedebiliriz. Faydalar ve kısıtlara baktığımız zaman aslında RPA'nin temel faydaları içerisinde işte 7/24 çalışan robotlar, %80'e varan maliyet tasarrufları, dijitalleşme süreçlerinin iyileştirilmesi ve sıfır hata gibi konuları temel faydalar olarak adlandırabiliriz. Kısıtlayan koşullar tarafına baktığımız zaman da işte insan kontağının yüksek olduğu durumlar, kağıtla yapılan işlemler, değişken dataların olduğu durumlar, yorum gerektiren ve değişen süreçlerde bu tarafta RPA'yı kısıtlayan konular olarak bahsediyor olabiliriz. Hakan, ekran ilerlemedi sanki. Şu an ilerliyor mu? Yok, ilerlemedi. İstersen Bir daha tekrardan deneyeyim o zaman. yansıtırsan. Şu an görünebiliyor mu? Geliyor. Birazdan gelecek. Görebiliyor musunuz? Yok, gelmedi. Gelmedi. Senin sunumun bende vardı. Ben arzu edersen buradan deneyeyim mi? Onu ben güncelledim aslında ama şöyle yapalım, bir daha ben bir şey yapayım. Bir şey görebiliyor musunuz? Şu anda geliyor diye bir mesaj veriyor ama henüz gelmedi. Siyah bir ekran var. Anladım. Şöyle yapalım. Tabii çıkıp girmek tekrar uzun sürecek ama. Arzu ederseniz ben size maille göndereyim şeyi. WhatsApp'tan veya Ya da mailden WhatsApp'tan gönderirsiniz. göndereyim. Çok özür diliyorum. Gecikme için. Hiç sıkıntı yok. Yerlisi olmayınca böyle sıkıntılar oluyor. Zoom'un yerlisi olsaydı Hakan Hocam, Murat Hocam, bu da belki size ikinci bir ürün önerisi olarak. Bunda yerli çözümlerimiz var bu arada tabii. Doğru, yerli çözümlerimiz de var. Haklısınız. Gönderdiniz mi? Şu an geliyor galiba. Ben bir çıkıp tekrar girmeyi de deneyeyim bu arada da. Murat mısın? İyi olur. Siz herhalde Türkcell'de kullanıyorsunuz, değil mi Hakan? Yok, hayır. Türkcell artık bu taraftaki şey yerel bağlantı değil. Bu arada sunum bana geldi. Ben hemen indirip açmaya çalışayım. Sunum geldi. Yansıtıyorum ben. Umarım bende de öyle bir sıkıntı vermez. Nasıl görüntü? Şu an gayet iyi. Gayet iyi görebiliyoruz. Anladım abi.
Hakan Bey'i de alalım. Ben başlayalım. Ben anlatmaya başladım. Kusura bakmayın, ses kapalıymış. En son bu slide'de kalan, bir geri gelebilirsek. Geri gelelim. Bir tane daha geri gelelim. Evet. RP nedir kısmında aslında RP buradaki katılımcıların birçoğu tanımını biliyordur. O yüzden kısaca özetleyeceğim. Biz biraz daha aslında RP'den IP yolculuğuna, yani Intelligent Process Automation'a doğru gittiğimiz yoldan bahsediyor olacağız. RP dediğimiz şey kural bazlı, sabit, tekrar eden işlerin aslında bir otomasyon aracıyla düzenli olarak yapılmasından bahsediyor olabiliriz. Bu tür işlemleri yapan uygulamalara RP olarak adlandırılıyorlar. Temel faydaları baktığımız zaman aslında 7/24 çalışması, maliyet tasarrufu, dijitalleşme süreçlerine hizmet etmesi gibi konular ve hata yapmaması sayabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Kurumsal şirketler için ek bir madde olarak da dijital iş gücü kazanımı gibi bir faydadan bahsediyor olabiliriz. Kısıtlayan konulara girecek olursak da özellikle insan kontağının yüksek olduğu durumlar, işte kağıtla yapılan işlemler, değişken dataların olduğu konular, karar verilmesi gereken otomasyon süreçlerinde bu tool'u kullanmak çok da mümkün olmuyor. Gene yorum gerektiren ve değişkenlik gerektiren süreçlerde RPA tam olarak kullanılamıyor. Şimdi RPA nedir, RDA nedir diye bahsedecek olursak aslında RPA dediğimiz sunucu üzerinde çalışan, insan tetiklemesine gereksinimi olmayan, tamamen %100 otonom bir şekilde sistemin çalıştığı, yani robotun üzerine bir görev geldiği zaman otomatik olarak başlatıp sonuçlandırabilen kısımdan bahsediyoruz. RDA dediğimiz kısım ise kişilerin özellikle desktoplarında, client üzerinde insan tarafından tetiklenen ve kişilere yardımcı olan robotlardan, yarı otonom robot olarak adlandırabileceğimiz isimlendirmeye de RDA diyoruz biz. Şimdi bizim hikayemiz nasıl başladı? Biz de aslında her şirket gibi, kurumsal şirket gibi genel olarak şeye baktık. Hani piyasadaki, Gartner'daki, Savius Köşe'de bu işi globalde yapan firmalarla bakarak başladık. Çünkü mevcut işlerimiz içerisinde otomasyona geçmesini hayal ettiğimiz birçok konu vardı. Ve bu tarafta RPA'nın bize faydalı olacağını zaten öngörüyorduk. Yani tıpkı diğer şirketler gibi hepsinin bizde de bu tür yazılımların mutlaka bir faydası olacağı ile ilgili bir fikir birliği vardı. İlk başta bu ürünlerin demolarını ve POC'lerini yaptığımız zaman şeyi gördük. Faydayı hemen görebildik. Çünkü POC yapmak çok kolay, faydayı göstermek çok kolay. Son kullanıcı tarafında da beğeni oldukça yüksek bir şekilde zaten gözlemlenebiliyor. Şeye baktığımız zaman da lisans maliyetlerine baktığımız zaman da ise bizim ölçeğimizdeki bir firma için oldukça yüksek maliyetlerin oluştuğunu gördük. Ve sonrasında acaba biz böyle bir hem kendimize hem de geliştirip bunu bir ürüne dönüştürebileceğimiz bir şey yapabilir miyiz diye oturup konuştuk ve ilk prototipi çok çabuk çıkarınca aslında kendimize olan güvenimiz de arttı. Yani tarihlere bakacak olursanız hani 2019'un başları gibi başlayıp 3-4 ay içerisinde çalışan bir prototip çıktıktan sonra Ağustos gibi aslında production'da çalışmaya başlayan robotlarımız oluştu. Sonrasında işte cloud yapı, beta versiyonlar, web sitemiz ve kendi içerimizdeki yaygınlaştırmayla beraber bir geri gelebilirsek siz anlatılması. Yaklaşık olarak 180'e yakın yeni fonksiyon ekledik. 2020 yani birinci yılın sonunda ilk müşterimizi edindik. Yani ürünü geliştirmekle yılın sonuna geldiğimiz noktada ilk müşterilerimize sahip olmuştuk bile. Diğer taraftan kendi içerimizdeki etkileşimle beraber ürüne bir sürü fonksiyon da eklenmiş oldu. 2021 yılında özellikle cloud tarafındaki versiyonumuzu devreye alacağız inşallah bu ayın sonunda. Bunun eğitimiyle ilgili RPA Akademi ve community kurmayla ilgili çalışmalarımız var. Grup dışı satış ve özellikle kendi RPA'mizi yapay zeka entegrasyonuyla biraz daha akıllı, yorum yapabilen ve karar verebilen bir yapıya dönüşmek gibi bir hedefimiz var. Bir sonraki slide'a geçelim.
Ufak bir ekran görüntüsü göstereceğim. Bizim RP'miz 3 parçadan oluşuyor. Yani bir stüdyo tasarım uygulamamız var. Bu tamamen sürükle bırakla rahat bir şekilde tasarlayabileceğiniz bir ekran. Bir sonraki ekranda son kullanıcının ekranı üzerinde aslında çalıştırdığı senaryolar ya da robotlarını görebileceği RDA dediğimiz robotlarını seçebileceği küçük mini uygulamayı görüyorsunuz. Bu gene son kullanıcı tarafındaki ekranımız. Ve son olarak da Orchestrator'ımız. Aslında bütünsel olarak bütün robotları yönettiğiniz, çalışmalarına, performanslarına bakabildiğiniz, yetkilerine verebildiğiniz ve raporlarını alabildiğiniz uygulamamız. Aynı zamanda robotların birbirleriyle konuşmasını da sağlayan ve performanslarını izlediğiniz bir parçası. Bu kısım özellikle robotlarınızın son durumlarını, ne kadar çalışmış, performanslarını izlemek, sürelerine bakmak, buna bağlı olarak ilk yatırım maliyetlerinin gerçekten dönüp dönmediğini görüntüleyebilmek için de çeşitli grafik arayüzlerimiz ve ekranlarımızda bulunmakta. Şimdi bu tarafta aslında özellikle bu eventte konuşmak istediğim şey, hani bizim şu anda konuştuğumuz RPA'lerin yapan işlemden aslında düşünen süreçlere geçme ile ilgili bir yolculuktan bahsediyoruz. Şu anda buradaki RPA'nin yolculuğunu yapay zeka ile tümleşik olarak aslında biraz daha akıllanacağı ile ilgili bir varsayım var. Buna bağlı olarak işte önce masa üstlerinin otomasyonu, sonra süreçlerin otomasyonu, makine öğrenmesi, yapay zeka ve düşünen bir yapıya geçen bir RPA'den bahsediyor olacağız inşallah. Bizim de bununla ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili zaten sohbetimizde detay bilgi vermeye çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Umarım toparlayabildim. Kesinti içinde kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah. Hakan çok teşekkür ederim. Ben birkaç tane not aldım müsaadenizle onları bir paylaşayım. Sen şöyle bir cümle kurdun. Dedin ki biz Turkcell'deki tecrübemizde bir tane robotun 4,4 kişinin işini yapabildiğini görüyoruz dedin, değil mi? Evet. Bu önemli bir başlık. Zaten şeyden biliyorum, uluslararası tedarikçilerin iddiası da bunun 5 civarında olduğuna dönük bir iddia. İkincisi şunu not aldım. Robotik proses otomasyonu kadar digital assistant konusu da bir o kadar kritik. Dolayısıyla bireylere, yani her bir bireye birer asistan oluşturma vizyonu da var Turkcell tarafında. Evet, şöyle bizim ayrı bir ürünümüz daha var geliştirdiğimiz. Şu anda da pilot production ortamında denediğimiz, özellikle yapay zeka NLP kütüphaneleriyle birlikte robotik proses otomasyon ürünümüzde tam entegre çalışan farklı bir çözümümüz daha var. Özellikle bunu niye bahsediyorum? Biz daha çok ses teknolojileriyle uğraşıyoruz ama sesten yazıya, yazıdan yapay zekaya vereceğiniz dataya ve oradan sonra karar mekanizmalarına ve sonrasında da tetikleyeceğiniz süreçlerde bu ürün birbirlerine çok yakın ve yakışan bir şekilde çalışıyorlar. Ne demek istiyorum? Hani buradaki birçok IT'ci arkadaşım işte level 1'deki ya da şeydeki ITSM süreci içerisindeki yardım masası süreçlerinde oldukça işte son kullanıcılardan gelen çağrıların handle edilmesiyle ilgili uğraşıyorlardır. Biz mesela bu tarafta kendi içimizde bizim kendi yardım masamıza gelen bazı süreçleri tamamen insan aradan çıkararak telefon açtıkları bir nokta üzerinde sorunlarını anlayıp yapay zeka ile hangi gruba kategoriye girdiğini anlayıp ona göre de hangi robotları çalıştırmamız gerektiğini buluyoruz ve sonrasında atıyorum şifresi kilitlendiyse telefonla açıp şifren kilitlendi diye serbest bir konuşma yaparak derdini anlatabiliyor. Sonrasında süreçler çalışıyor ve şifresi resetlenerek son kullanıcısına gidebiliyor. Biz böylelikle hem IT tarafında hem IT'nin dışında diğer iş alanlarında bu iki ürünü birleşiminden daha akıllı otomasyonlar çıkarabileceğimizle ilgili bir öngörümüz var.
Çok güzel. Dolayısıyla RDA dediğiniz Digital Assistant'a ilaveten de orta uzun vadede IPA dediğimiz Intelligent Process Automation vizyonu var. Ki bu vizyon aslında global oyuncularda da var olan bir vizyon. Biraz daha yapay zekayı, makine öğrenmesini içine katacakları bir robotik proses otomasyonu süreci. Şeye baktım, notlarımdan bir tanesi maliyetlerin yüksek olduğunu görüyor olmanız sizin açınızdan önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Kendi RPA ürününüzü geliştirmekle ilgili. Bence bu Türkiye'deki hem robot üreticileri hem de müşteriler açısından kritik bir bilgi. Sizin 2018 yılında bu sürece başladığınızı biliyorum. Birazdan Murat da bahseder. Murat da işte 2017 idi zannediyorum. Dolayısıyla yakın zamanlarda başlamışız Türkiye'de yerli RPA çözümlerini geliştirmeye. Son olarak da bu iş başladığı gibi yani sadece problemi çözmekle kalmıyor. Bunun sürdürülebilir olması için de dashboardlara ve destek sistemlerine ihtiyaç var. Onları da zaten siz kurgulamışsınız. Soru cevap oturumunda yine detaylı konuşuruz. Arzu ederseniz şimdi de Murat Hocam senin sunumun üzerinden bir senin gözünde RPA dünyasını görelim. Evet. Soru cevap oturumuna geçelim. Teşekkürler Erkan. Teşekkürler Adnan Bey. Sunumum geldi mi acaba? Geldi. Öncelikle buraya bu etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara da iyi bir panel olmasını diliyorum. Şimdi Robusta'nın bir hikayesinden bahsedeceğim ve paneldeki konuşmalarımıza bir arka planı olması için de bizim açımızdan RPA nedir, bu nereye doğru evrilecek gibi konulara değineceğim. Şimdi Robusta klasik bir startup hikayesinden farklı olarak aslında sektörde oldukça deneyimli bir ekip tarafından kuruldu. Ve tamamen RPA üretmek için kurulmuş bir şirket. Dolayısıyla başka işleri yaparken RPA'yı yapmak üzere yola çıkmış bir şirket değil. Tamamen daha sıfır noktasında bu iş için kurulmuş bir şirket. Dolayısıyla bu taraftaki oyunun büyüklüğünü, bu teknolojilerin nerelere gidebileceğini en baştan öngörerek bu stratejik alana yatırım yapmaya karar vermiş bir ekip tarafından kuruldu. En başta bunu belirteyim. Şimdi kısaca Robusta'yı bir tanıtmak istiyorum. Sonra da RPA tarafına devam ederiz. Sizin de söylediğiniz gibi 2017 yılında kurulduk ama aslında bizim prototipimiz 2016 yılında daha RPA teknolojilerinin yeni konuşulmaya, revaçta olmaya başladığı dönemin en başında prototip versiyonumuz vardı. Prototip versiyonu başarılı olunca 2017 yılında ilk versiyonumuzu çıkardık. İTÜ Arı Teknokent bünyesinde faaliyet gösteriyoruz. 30 kişiyi geçmiş bir ekibimiz var. Ürün geliştirme ve danışmanlık ekiplerimiz var. Şu an itibariyle de 25 kurumsal müşteriye ulaşmış durumdayız. Bu bir ürünün deneyimlenmesi açısından oldukça iyi bir müşteri bazı diyebiliriz. Temelde odaklandığımız alan dediğim gibi RPA ve bunun yanında tamamlayıcı işte chatbot ürünümüzü envanterimize katmış durumdayız. Ürünümüzün danışmanlık hizmetlerini kendi ekibimiz ve iş ortakları kanallarımız üzerinden veriyoruz. Şimdi RPA'ya bir background olması açısından neden RPA diye baktığımızda aslında işte bir sürü şirketler birçok IT uygulamasını verimlilik artışı, operasyonlarını düzenleme gibi birçok nedenlerle kullanmaya çalışıyorlar uzun yıllardır. Bu veriler, işlem sayıları arttıkça bu operasyonel işlerin yükü giderek şirketler açısından artmaya başlıyor. Ve aslında şirket içerisindeki çalışanlar bu operasyonel işlerden katma değeri yüksek işlere zaman ayıramaz bir noktaya geliyorlar. Burada baktığımızda tipik bir operasyon bölümünde işte burada veya bununla sınırlı olmayan birçok manuel işler var. İşte bir
mail alıyoruz. Mailde bir müşterimizden gelen bir dosya, işte fatura, sipariş, bu bilgilerin sistemlere girilmesi, bir sözleşmenin sisteme girilmesi gibi manuel veya işte gelen bir ISO'nun dahi kapatmak için yapmış olduğumuz konsolidasyon işlemleri gibi veya farklı bir sürü uygulamamız var. Uygulamaların bir yerinden bir bilgi alıp bir yere kopyalama gibi birçok manuel işlemi, operasyon birimleri yapmaya çalışıyorlar. Bunların şirketlere bir maliyeti var tabii ki günün sonunda. Her şeyden önce bu işlem sayıları giderek arttığı için tekrarlayan bu rutin işler zaten IT ile birçok şeyi otomatize etmiş durumdayız. IT'nin yetkinliklerinin yetmediği durumda bu süreçler dışarıda bırakılmıştı ve buradaki dışarıda bırakılan bu süreçlerin adetleri, işlem adetleri hızla arttıkça, uğraştığımız veri miktarları arttıkça bunlar üzerindeki yaptığımız işlerdeki hataya açık şeyler, maliyetler, şirketler oldukça fazla. Zaman alıyor, hiçbir şekilde işte 8 saatlik mesai yetmiyor. Özellikle bazı finans gibi departmanlarda işte fazla mesailer, uzun mesailer harcamak zorunda kalıyor. Bu verimsiz çalışma ortamı IT çözmek için değişik klasik IT yöntemleriyle çözümler bulmaya çalışıyor. Bu tabii ki IT kaynakları çok değerli, pahalı ve IT proje geliştirme, klasik IT proje geliştirme süreçleri çok uzun. Özellikle şirketler büyüdükçe işte compliance nedenlerle ufacık bir değişikliğiyle çok ciddi bir döngüleri olmaya başlıyor. Bunlar da ciddi maliyet olarak ortaya çıkıyor. Sistem sayısı artıyor, bunları entegre etmesi zorlaşıyor. Bu konuda işte IT kaynaklarını bulması zor, tutması çok zor. Özellikle Türkiye baktığımız son dönemdeki beyin göçünde göz önüne alırsak bu kaynaklar çok değerli ve tutması gerçekten çok zor. Bir de bu çalışanlar bu tür tekrar işleri yapmaktan çok da memnun değiller. Şimdi pandemi de ayrıca buna bir şey kattı. Şimdi pandemi döneminde bu manuel süreçlerin zorlukları iyice ortaya çıktı. Emek yoğun süreçlerde pandemi gibi nedenlerle insanların işlerini yürütmesindeki zorluklar iyice ortaya çıktı ve RPA'nin benimseme oranını şirketler açısından çok daha cazip hale getirdi. Pazar da, ciddi bir pazar da var burada. İşte Robusta kurulduğunda 1 milyar dolardan küçük olan RPA pazarı işte bugün 2020 yılı itibariyle 4 milyar doları geçmiş durumda. Önümüzde işte 2023 yılında 10 milyar doları geçeceğini görülüyor. Bu sadece yapay zeka işine katılmadan sadece RPA pazarının kendisi, bir de RPA pazarının işte yapay zeka ile intelligent process automation dediğimiz daha akıllı RPA'lere doğru evrildikçe buradaki pazar oldukça büyüyecek, büyüme potansiyeline sahip. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün ki RPA benimseme oranı dünyada kurumsal firmalarda %70'ler civarında. Bunun da önümüzdeki dönem birkaç yıllık da %90'ını geçeceği görülüyor. Şimdi böylesi bir ortamda RPA diye bir teknoloji ortaya çıktı. Ve iş yapış şekillerimizi kökünden radikal bir şekilde dönüştürmeye aday bir teknoloji olarak ortaya çıktı. Ve dönüştürdü de. Şirketler bunu denemliyorlar. Çok hızlı bir benimseme oranı ortaya çıktı. Sizin de bahsettiğiniz gibi 3 tane bu alanda unicorn ortaya çıktı. Ve bunların değerlemeleri işte 10 milyar dolarları geçti. 20 milyar dolarlara doğru gidiyor. Ciddi yatırımlar aldılar. Pazar büyüme aday. Şimdi böyle bir ortamda RPA nedir? Buradaki şeyi niye farklı, neyi farklı yapıyoruz diye baktığımızda aslında IT kaynaklarımız pahalı dedik. Mevcut almış olduğumuz sistemler, IT sistemler üzerinde bir otomasyon yapmaya çalıştığımızda bu IT sistemlerin üzerinde değişiklikler yapmak gerekiyor. Bu her bir işte onlarca sistem kullanıyorsak onlarca da subject matter expert dediğimiz dikey uzmanlıkları, bu ürünleri bilen uzmanlara ihtiyacımız var. Bunların barındırılması, bunlar
bunlar üzerinde, sistemler üzerinde değişiklik yapmak oldukça pahalı, klasik IT süreçleri çok uzun. Dolayısıyla RPA'ların buradaki en önemli değer önerisi, kullanıcıların yapmış olduğu operasyonları mevcut IT uygulamalar üzerinde, uygulamalarda herhangi bir değişiklik yapmadan kullanıcı hareketlerini mimik ederek, taklit ederek kullanıcı gibi operasyonları tamamlıyor olması. Dolayısıyla siz burada bir entegrasyon yok. Kullanıcı nasıl bir uygulamayı açıyor, işte bir sipariş formunu açıyor, işte bir uygulamaya login oluyor, ilgili formu açıyor, bilgiler oraya giriyorsa, RPA uygulamaları da aynen kullanıcı gibi ilgili menüleri seçip yapması gereken işleri yapıyor. Bu bilgileri RPA'ye öğretmek de aslında IT bilgisi gerek, daha düşük derecede IT bilgisi gerektiriyor. Fonksiyonel bazlı olarak eğitilebiliyor bu robotlar ve bu bir kere bu robotlara bu işleri öğrettikten sonra da insan gibi bu operasyonları destekle tekrar edebiliyor. RPA'nin kullanım alanı baktığınızda aslında artık son dönemde kullanım her yerde kullanılabiliyor. Nerede kullanabiliriz değil, aslında tam tersi nerede kullanamayız ve RPA compliant olmayan süreçlerin var mı diye şirketlerin artık sorması gerektiği, hatta işte buna göre süreçleri yapılandığı bir döneme girdik. Bütün alanlarda, bütün işte endüstrilerde, bütün ölçekteki firmalarda, sadece işte büyük kurumlar için değil, küçük ölçekli firmalarda da bunun kullanılabiliyor. Ve bütün bölümlerde, sadece işte atıyorum finansa uygundur gibi değil, bütün bölümlerde de kullanım örnekleri var. Hakan Bey örneklerden bahsetti, ben tekrar o detaylara girmeyeceğim vaktinizi almamak için. Şimdi biz burada robust olarak kendi yaklaşımımızdan bahsetmek istiyoruz. Biz burayı nasıl gördük, nasıl farklılaştık? Robustlar kurulduğu birinci günden itibaren aslında globalleşme vizyonuyla ortaya çıktı. Biz sadece Türkiye sınırlarında kalmak istemiyoruz. Ürünümüzle yurt dışına açılmak istiyoruz. Yurt dışı pazarlarında robustların satılabilir hale gelmesini hedefliyoruz. Dolayısıyla aslında bizim birinci günden beri vizyonumuz Robusta'yı biz yurt dışında nasıl satarız ve buradaki mevcut RPA ürünlerindeki ne tür sorunlar var ve biz bunu nasıl adresleriz bakış açısıyla ortaya çıktık. Şimdi buradaki RPA ürünleri çok hızlı benimsendiler %70'lerde sizin ifade ettiğiniz gibi, ama yaygınlaşma oranı halen daha %3'lerde. Dolayısıyla gidilecek daha çok yol var. Bu teknoloji halen daha deneyimleme, işte eksperiment dediğimiz bir alanda şirketler faydalarını gördüler. Şimdi scale etme ile ilgili sorunlar var. Bu sorunlar aşıldıktan sonra da çok hızlı bir yaygınlaşacak. Hem benimsem oranı artacak, hem de şirketlerdeki işte 3-5 robot yerine belki yüzlerce robota çıkılacak bir evreye doğru gidilecek. Buradaki yaygınlaşmanın önündeki en büyük engellerden birisi kolay kullanım. Burada biz bu kolay kullanımı sağlamak için ürünümüzü BPM temelli olarak geliştirdik. BPM'in iki notasyonu dünyada oldukça yaygın bir notasyon. Mevcut BPM'in iki notasyonu bilgisiyle aslında BPM'in iki notasyonu da IT'nin ve iş birimlerinin aynı dili konuşabilecekleri bir ortak bir dil olarak geliştirilmişti. Uzun süredir işte IT dünyasında 20 yıl aşkındır aslında IT dünyasında BPM teknolojisi var. Bu notasyon çok yakın bir şekilde kullanılan bir notasyon. İş süreçlerimizi disipline etmek, işte insan ve uygulama orkestrasyonu için zaten kullanılıyordu. Bu işte BPM'in bilgisi kullanarak çok hızlı bir şekilde kurum içerisinde süreçlerin son kullanıcıların yapacağı, kendi süreçlerini otomatik hale getirebilecekleri bir değer önermesiyle biz yola çıktık. Bu yaygınlaştırmayı artıracak. No code'uz, herhangi bir kod bilgisi, IT bilgisine gerek yok. Bu sayede işte klasik, şimdi mevcut RPA ürünlerinde if then else blokları gibi aslında programlama mantığına çok yakın işte bazı kodlama
bilgilerini azaltıcı ama halen daha benzer bir şekilde iflenmez şeklinde işte kod parçacıkları şeklinde bir yaklaşımla süreç tasarlanabiliyor. Biz aslında burada kural motoru sayesinde iş süreçlerini iş kurallarının iş akışından ayırıyoruz. Böylece iş kuralları değiştiğinde sürecin kendisine dokunmadan iş kurallarının kolay bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz. Bu sayede hızlı bir yaygınlaşma olacağını öngörüyoruz. Mimari olarak daha etkin bir mimarimiz var. Buradaki şeyleri birçok robotlardaki yapılan birçok şeyi orkestratöre taşıyarak orkestratöre daha layık bir hale getirdik. Bu execution tarafında oldukça avantajlı şeyler sağlıyor, yetkinlikler. Tabii ürün içerisinde kognitif diyeceğimiz AI yetkinliklerin kendisini embed ediyoruz. Birçok işte belli başlı işte Google, Microsoft veya diğer popüler AI tool'lar ile entegre bir şekilde çalışıyor, tümleşik olarak çalışıyoruz ama kendi yetkinliklerimizi de ürün içine katarak bu tür sahip müşterilerimiz açısından sahip olma maliyetlerinde oldukça aşağıya çekiyoruz. Biz tabii kurulduğumuz günden beri teknolojinin işte yapay zeka bileşenleriyle de birleşerek işte self-learning RPA dediğimiz bir evreye doğru gideceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla bizim aslında RPA olarak başladığımız yolculuğumuz işte diğer yapay zeka parçacıklarını da ürünün içerisine ekleyerek akıllı süreç otomasyonuna doğru evriliyor. Benim ürünle bizim şeyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa onun üzerinden devam edebiliriz. Yoksa Murat çok çok teşekkürler. Çok yani teknik perspektifi de ortaya koyan güzel bir sunumdu. Ben birkaç tane not aldım. Onları hızlıca bir şey yapayım. Aynı noktada olduğumuzu teyit edeyim. Şimdi Robusta sadece RPA için kurulmuş bir şirket. Bence bu çok önemli bir vurgu. Bunun dışında bir gerekçesi olmadığı için burada hem Türkiye'de hem de globalde en başarılı olmak zorundayız diyorsunuz. Dolayısıyla evet. Bu önemli bir başlık. 25 tane müşteri yakalamış olmanız yerli bir RPA ürün üreticisi için, tedarikçisi için önemli bir başarı. Bence bu da gayet altı çizilecek bir başlık. Zaten gördüğüm kadarıyla RPA ürünlerinde Intelligent Process Automation'a gidiş kaçınılmaz bir son. Yani rekabet şu anda sanki biraz bu işi akıllı hale getirmekte devam edecek. Onun için de yapay zekayı, makine öğrenmesini ve diğer yapay zeka araçlarını buraya ne kadar hızlı ve güzel adapte edebilirsek robotik süreç otomasyonu o kadar pazarda farklılaşacak gibi duruyor. Şey tarafı global oyuncu olma vizyonunun altını zaten çizdik. Şimdi ben burada aslında hem seni hem de Hakan'ı bulmuşken ürün sahibi olarak, ürün üreticisi olarak. Şimdi Çin ve Hindistan'da ucuz iş gücü vardı. Bu ucuz iş gücüyle işte öyle veya böyle dünyaya belli ürün ve hizmetleri pazarlayabiliyorlardı. Özellikle teknoloji alanında Hindistan ayrışıyordu. Yani birçok şirket aslında operasyonel işlerinin büyük bir kısmını Hintlilere yaptırıyorlardı. Binlerce, belki belli yerlerde on binlerce çalışan olan Hintli firmalar vardı. Ben bunu hava yolundan çok iyi biliyorum. Türk Hava Yolları'ndayken bizim faturalarımızın ayrıştırılması, oralardaki tahsilatlarla ilgili varsa problemler, buna benzer biraz daha düşük profilli işleri Hintli firmalara dış kaynak olarak veriyorduk. Ve onlar da Türk Hava Yolları'na veya diğer hava yollarına sağladıkları avantajların bir oranını komisyon olarak alıyorlardı. Yani dolayısıyla buradan şuna gelmeye çalışıyorum. Batı dünyası robotik proses otomasyonu ve sadece proses otomasyonu değil, fabrika otomasyonlarıyla doğuya kaymış olan bu ucuz iş gücü avantajını da aslında adım adım tekrar lehlerine dönüştürmek üzereler mi? Bu soruyu evet.
Siz Kesinlikle üretmeniz... aslında öyle Adnan Bey. Çok önemli bir konu değiliz. Aslında tarihsel RPA'nin tarihsel gelişimine belki burada vurgu yapmak gerekiyor. Bahsettiğiniz gibi şimdi RPA tool'larının da gelişim evresi şu şekilde. Sizin söylediğiniz gibi oluştu. İşte bu tekrar eden işlerin şirketler Doğu Avrupa'ya, ki UiPath Romanya kökenli olduğunu unutmayalım, veya Hindistan'ı outsource ederek belli bir maliyet avantajı, 1/3 oranında maliyet avantajı sağladılar. Bu tür rutin işlerini outsource ettiklerinde. Ama orada başka challenge'lar ortaya çıkmaya başladı şirketler için. Şimdi tamamen bu dış şirketlere bağımlı hale geldiklerinde şirketler değişiklik yönetimi veya işte bakım maliyetleri bir yerden sonra çok pahalı olmaya başladı. Şirketler de burada insourcing diyebileceğim, daha sourcing'in tam tersi insourcing trendi, işte özellikle batıdan başlayarak, ki pazarın zaten RPA pazarının %50'si Amerika olarak görülüyor. İşte %25'i Avrupa Birliği, geriye kalan sadece %20'si rest of the world. Dolayısıyla aslında emeğin pahalı olduğu yerler buralar. İşte %75'i diyelim Avrupa Birliği ve ABD. Aslında RPA pazarının en önemli pazarı, globaldeki pazarı buralar. Bu insourcing trendini ben çok yakından da izleme şansım da oldu. Bu çok pahalı ve yönetilemez hale gelen şeyler, süreçler, bu outsourcing modelini batılı şirketlere dönüştürme ihtiyacı duyuyorlar. Aslında RPA'yı da bunu tam enable eden bir teknoloji olarak tam da bu ihtiyacın üstüne oturmuş durumda. Çok çok güzel. Yani %100 ben katılıyorum bu trende. Çünkü bu karanlık fabrikalarla beraber bu süreç otomasyonları üst üste bindiğinde muhtemelen Batı'nın doğuya veya yani doğudaki ucuz insan kaynağına olan ihtiyacı da ortadan kalkmış olacak. Tekrardan bir onlar açısından bir kalkınma fırsatı perspektifi de var. Hakan, senin bunu ilave edeceğin bir şey var mı? Şimdi şöyle, Türkiye açısından bakacak olursak, hani siz de bunu deneyimlediniz. Kültür farkları her zaman şirketin, yani ülkelerin dezavantajına olmuş oluyor. Yani nasıl söyleyeyim, işte bizim çalışma kültürümüzle bir Hintli çalışanın çalışma kültürü ya da bir Japon'un çalışma kültürü arasında ciddi bir fark var. Doğal olarak da hani o global dediğimiz dünya içerisinde ucuz outsource kaynakların içeride kullanması her zaman bir zorluktu. Yani bu zorluğu da birçok firma yaşadı. Şimdi kendi çalışma kültürünüzde elinizin altındaki bir uygulamayla bunu yapabilmek bence büyük bir lüks ve avantaj haline geldi. Şöyle örnek vereyim. Öncelikle yoğun emek gerektiren yüz binlerce kayıtla ilgili yapacağınız bir çalışmayı için yüzlerce kişilik bir ekip kurmak zorundasınız. Onların yerleşmeyi, yemesi, içmesi, kalacak yerinden tutun da çalışma ortamına kadar bir sürü şeyi de organize etmeniz gerekiyor. Yani bir prosesi yapabilmek için. Yani bizim geçmişte haftalar süren bir çalışmamızı basit örnek vereceksek, işte sim kartı üzerinde bir bilginin güncellenmesi, yüz binlerce sim kartın üzerinde bir bilginin güncellenmesiyle ilgili bir işi bizim yaklaşık 100 kişilik bir ekip 3-4 haftada yaparken geliştirdiğiniz 7 ya da 8 tane robot bunu 3 günde yaptı. Yani şimdi şeye baktığınız zaman gerçekten doğru yere koyduğunuzda avantajları ve faydaları inanılmaz bir şekilde etkisini görebildiğiniz bir konu. Kesinlikle. Diğer taraftan Türkiye'nin de şöyle bir avantajı var. Tabii ki kur maliyetinden dolayı bizim oradaki ürettiğimiz yazılımları hem Avrupa'da hem Amerika'daki fiyat avantajı açısından bakacak olursanız her zaman bence öne çıkaracağını da düşünüyorum. Kesinlikle. Murat, ekranı çekebilir misin? Teşekkürler. Teşekkürler Hakan Hocam. Dediğin çok çok değerli. Biz biraz hızlıca da RPA'nin gerçekten şeyine, gündemine dönelim. Burak, senle devam edelim. Sen Türkiye'de hem yerli hem yabancı RPA ürünleriyle müşterilere gidiyorsun. Müşterilerin ihtiyaçlarını adreslemeye çalışıyorsun Renova üzerinden. Şirketlerde RPA hangi problemleri çözüyor sorusunu belki sana yönelteyim. RPA neden son 3-5 yılda gelişim alanı buldu? Geçmişte bu ihtiyaçları nasıl karşılıyorduk?
Buna ilişkin bir şeyler söyler misin Burak? Tabii ki. Şimdi öncelikle biz RPA kavramına henüz yeni ısınsak da aslında bizim RPA'ya çok yabancı olduğumuz bir teknoloji değil. Biz RPA öncesinde de script makro gibi aslında küçük otomasyon araçlarını kullanarak belirli bir düzeyde otomasyonu sağlıyorduk. Fakat son zamanlarda bu global ürünlerin çıkmasıyla beraber artık platform bağımsız çalışan RPA tool'ları oluştu. Dolayısıyla uçtan uca otomasyonu da sağlayabilir hale geldik. Şimdi bu doğrultuda aslında öncelikle RPA'in son 3-5 yıl içerisinde çok fazla gelişmesinin sebebini açıklayacak olursam, bugün biz bir ERP projesi veya bir yazılım geliştirme projesi konuştuğumuzda 3-5 aylık termin tarihleri konuşuyoruz. Fakat bizim ortalama bir RPA projemiz 8-10 gün içerisinde canlıya çıkıyor. Dolayısıyla bu noktada hızlı fayda gözlemletebildiğimiz için RPA yöneticiler için de çok verimli bir alan haline geldi. Çünkü direkt iş birimlerine dokunabiliyorlar, iç müşterilerin ihtiyaçlarını hızlıca giderebiliyorlar ve termin tarihleri oldukça kısa. Dolayısıyla bu noktada biraz teknoloji olarak farklılaştık diyebilirim. Yani sen aslında benim girişte bahsettiğim şeye vurgu yapıyorsun. RPA'nin fizibilitesi iş birimlerinde çok kolay şey yapılabiliyor, onaylattırılabiliyor. İkincisi de aylık projeler değil, belki haftalık projelerle aslında bir tane robot konumlayarak, az önce bir istatistik vardı, 5 kişinin işini bir tane robota yaptırmak mümkün. Kesinlikle. Dolayısıyla bu dönemde daha hızlı ilerliyoruz yorumunu aldım ben. Evet. İlave edeceğim bir şeyler. Yani buna ek olarak hangi problemleri çözüyor sorusuna cevap verecek olursam da aslında zaten şirketlerde yani özellikle Türkiye'de şu an tek bir kişi bir kişilik iş yapmıyor ne yazık ki. Herkes 1,5-2 FTE'lik işler yapmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla biz burada ana fokusumuz olarak FTE kazanımı, iş gücünün kazanımı diye ilerlediğimiz boyutta 4-5 FTE'leri geçemiyoruz. Bu arada bu rakamlar yurt dışında 10 FTE'ye kadar çıkıyor. Çünkü daha insani ölçütlerde çalışıyorlar. Bu noktada FTE kazanımıyla beraber aslında bir rekabet avantajı haline de geldi. Bugün RPA'nin en uygun olduğu banka, sigorta şirketlerinde özellikle chatbot'la bütünleşik RPA çözümleri direkt üretimde konumlanıyor. Ve üretimde konumlandığı durumda da aslında müşteriye özel teklifler çıkarma konusunda bir hız avantajı sağlıyor, kaynak avantajı sağlıyor. Bu da aslında RPA'yı bir tercih değil bir zorunluluk haline getiriyor. Ve bunu iş maliyet tasarrufundan ziyade aslında satışı arttırmaya yönelik bir teknoloji olarak da kullanıyorlar. Aslında Burak, sen önemli bir başlığın altını çizdin. Yurt dışında 2 kişinin yaptığı işi biz ortalama olarak Türkiye'de bir kişiye yüklemiş durumdayız. Dolayısıyla RPA teknolojileri Türkiye'deki sosyal devlet olmaya da destek oluyor diye bir yönden okuyorum. Çünkü biz robot pozisyonladığımız zaman o iş çalışanların işini riske etmiyoruz. Aslında o çalışanların yükünü dengeliyoruz diye bir mesaj aldım. Ama bu yurt dışında olduğunda muhtemelen oradaki çalışanların bir kısmından feragat etme ile sonuçlanıyor noktasına geldim. Bence bu önemli bir başlıktı. Belki Murat ve Hakan, siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Neden son 3-5 yılda RPA hayatımıza bu kadar hızlı girdi? İsterseniz ben Buyurun Murat Bey. başlayayım. Şimdi bu soruya cevap vermeden önce Adnan Bey biraz bir background olacak. Arka planına belki yine bir arka plana bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi aslında teknoloji uzun süredir hayatımızda. Şimdi şirketler süreçlerini dijital hale getirmeye ERP projeleri yaparak başladılar. 80'lerin sonu, 90'ların başı bir ERP furyası esti ve halen de aslında işte bunun son dönemleri diyebileceğimiz bir aşamasındayız ERP'lerin. Şimdi ERP'ler o zamanki şirket hacimleri küçüktü ve şirketlerin bir sürü operasyonunu merkezi hale getirdiler. ERP'lerle birçok işimizi aslında tamamını o dönemde 80'lerin sonu 90'ların başında ERP şirketlerin bütün işlerini görebilecek bir yetkinlik sağlıyordu. O dönem açısından baktığımızda. Şimdi bu dijitalleşme sağlandı ama şimdi bu dönemde yine şirketlerin ihtiyaçları çeşitlendi. Yapmış oldukları işte satın almalar, büyüme konsolidasyonlar, büyümeler birçok nedenle şirketler büyüdüklerinde ERP'ler yetmemeye başladı. ERP'ler etrafında özelleşmiş birçok uygulama
eklenmeye başladı bu ERP uygulamalarına. Örneğin bir envanter yönetimi için çok farklı. ERP'nin içinde artık envanter yönetiminin sadece kalem olarak tutulduğu ama envanteri ilgilendiren birçok şeyin etrafında uygulamanın geliştiğini görüyoruz. Şimdi milyonlarca işte stok kodu oluşturan bir firma sadece stok kodu oluşturmak için bir uygulama kullanıyor. İşte oluşturduğu bu stok kodlarını ürün ağacı haline getirmek için farklı bir uygulama oluşturduğunu işte bu ürün ağaçlarının üretilmesi için, üretim için ayrı bir uygulama, özelleşmiş ayrı bir uygulama kullanıyor. Sonra bu maliyetleri hesaplamak için ayrı bir uygulama, maliyetleri hesapladı, kaça satacağını hesaplamak için ayrı bir uygulama kullanıyor. Bu ürünlerin, ürettiği bu ürünlerin yaşam döngüsünü kontrol etmek için ayrı bir uygulama, bunların da hepsi her gün bu ERP'lere ekleniyor. Ve bu sistemleri konuşturmak için işte service oriented architecture dediğimiz işte middleware teknolojileri gelişti. Bunlar işte bir derecelere kadar konuşturuldu. Ama bu ihtiyaçlar sürekli değişiyor. Bunları entegre etmek, IT çözümleri ve ciddi maliyetleri var. Ve bir süreç sadece bir yerde yürütülmediği için bunun operasyonel maliyeti çok arttı şirketler açısından. Ve bunun için işte BPM dediğimiz bir teknoloji ortaya çıktı. Bu çünkü bir süreç bir uygulamada başlıyor, 5-6 uygulamada bitiyorsa bunların orkestre edilmesi ve kontrolü disipline edilmesi gerekiyor. İşte Business Process Management dediğimiz teknoloji ortaya çıktı. İnsanları ve uygulamaları orkestre etmek için. Şimdi buradaki böylesine kaotik bir ortamda bu operasyonları yürütmek IT çözümleriyle çok daha efektif olmamaya maliyetleri çok düşük işte çok düşük maliyetleri çözebilecekleri konuları çok aştı. Tabii ki bu yapılan her bir projede birçok manuel işlem dijital hale getirildi. Otomasyon hayatımızda hep vardı. IT'nin zaten amacı otomatik hale getirmek süreçte. Ama birçok nedenle her şeyi otomatik hale getiremediğimiz için insan kararını, insan şeyine birçok şey süreçler insanlara bırakıldı sistem dışında, dijital hale getirilmedi. Bu dönemde işte RPA'ler tam da bu manuel olarak sistem dışında yürüyen işleri çok hızlı bir şekilde ve bu bahsetmiş olduğum IT süreçlerine gerek kalmadan yapabiliyor olması çok cazip, RPA'yı çok cazip hale getirdi ve bahsettiğim işte outsourcing şeylerini de tersine döndürdüğü için şirketler için kurumsal hafızayı tekrar kurumun içine getirmek, süreçleri tekrar çağırmak, geri kurumun içine çağırmak yöntemi cazip hale geldiği için son 3-5 yılda oldukça popüler hale geldi. Diğer faydalarının yanında ek olarak bunu söylüyorum. Çok güzel özetledin Murat. Ben burada şunu söyleyeyim. Ben daha önce CIO veya Dijital Dönüşüm Başkanı olarak çalıştığım kurumlarda şunu fark ediyordum. Şimdi büyük yatırımlar yapılacak çok sayıda alan var. ERP'sidir, CRM'dir, ötesinde data ile ilgili yapılacak işler. Bunların her biri milyon dolarlık bütçelerin üstüne çıkıyor. Dolayısıyla şirketler bunları bütçelerken çok ciddi çekingeleri ortaya koyuyorlar. Oysa robotik proses otomasyonla birçok ihtiyacı, işe değer katacak birçok ihtiyacı böyle büyük bütçeleri, böyle büyük implementasyonları yapmaksızın masaya getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla benim kişisel kanaatim de senin söylediğine paralel, bundan sonra çok büyük sistemler, çok büyük implementasyonlardansa BPM ve RPA benzeri çözümlerin şirketin kılcallarında dolaştığı çözümler muhtemelen daha büyük bir yer bulacak şirketlerde. Çünkü az önce Burak da ifade etti. Haftalık süreçlerde işte çok makul bütçelerle bunlar yapılabilir hale geldi. Evet, kesinlikle sadece haftalık değil. Hatta bazı durumlarda saatlik birkaç saatte bile çözeceğiniz birçok business problemi var. RPA'nın aslında bu kadar hızlı benimsenmesinin nedeni bu. Artık maksimum haftaları konuştuğumuz ama minimumun bunun minimumu yok.
minimumda sürecin kendisine bağlı olarak işte birkaç saat içerisinde bile devreye alacağınız, kendi botlarınızı tasarlayabileceğiniz ki daha önceden yapılmış birçok süreci de building block olarak aslında Lego gibi birleştirebildiğiniz için de zaman içerisinde bu daha da hızlanarak aslında değer önermesini katlayarak ortaya koyan bir şey. Çok doğru. Teşekkürler Murat. Hakan, ben sana bu soruyu başka bir soruyla birleştirerek yönelteyim. Şimdi RPA teknolojisi aslında son 3-5 yılda gerçekten çok büyük bir alan buldu. Ama belli riskleri de beraberinde getirdi veya en azından biz oralarda çalışanlar açısından bir tehdit oluşuyor mu diye ciddi gündemleri masaya yatırıyoruz. RPA teknolojisi şirket çalışanları için tehdit mi? RPA insanları işinden edecek mi gerçekten? Etmeyecekse şirket sahipleri hangi gerekçelerle RPA'ya yatırım yapıyorlar? Çünkü ben daha önce çalıştığım şirkette patrondan şunu duyduğumu bilirim. Ya 3 tane adamın yerine bu robot çalışacak dediğinde o 3 tane adamı şirkette görmek istemiyorum. Geri bildirimini bana yapmıştı. Yani eğer bir tane robot gerçekten spesifik 3 kişinin işini yapacaksa bu robot devreye alındığında o 3 kişi bu organizasyonda olmayacak yorumunu yapmıştı. Bununla ilgili Hakan senin söyleyeceklerin var mı? Şöyle yapayım, bir önceki sorudan alarak geleyim aslında. Şimdi biliyorsunuz otomasyonla ilgili çıkan aslında ilk uygulamalar, hani yaşı bana yakın olanlar belki bilirler, işte mouse hareketlerinin tekrarını yapan bir uygulamayla başladı. Sonra işte workflow, iş akışı denilen bir uygulama ismiyle, grubuyla başladı. Sonra bunların isimleri workflow oldu, sonra BPM oldu. Biraz otomasyonla birlikte aslında şimdi de yeni adlandırdıkları ve yeni özelliklerle beraber RPA oldular. Şimdi bir önceki soruda da benim vurgulayacağım en önemli nokta hız ve maliyet avantajı. Yani sizler de biliyorsunuz, hani büyük şirketlerin IT'lerini yönettiniz. Bu tarafta özellikle herhangi bir iş akışı uygulamasının kullanımı ya da implementasyonun kolaylığından dolayı birdenbire kontrolsüz bir büyüme gerçekleşebiliyor. Bir süre sonra o bir dev haline geliyor ve yönetimsel zorluklar ortaya çıkmaya başlıyor. RPA'lar bu noktada aslında onların yerlerini aldılar ve diğer taraftan ortaya yeni bir uygulama koymadan mevcut uygulamaların entegrasyon zorluğu ya da uygulama geliştirmeyle ilgili yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırarak aslında bir örümcek ağı gibi birleştirebilir hale getirdiler. Bu da tabii ki son kullanıcı için büyük bir fayda. Yeni bir şey kurmadan, uzun zahmetler yapmadan, Murat Bey'in dediği gibi saatler mertebesinde bir robot tasarlayabilir ve onu anında çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Normalde bu proje yapmak için bile aylar geçen bir süreye ihtiyacınız olabilir. İkinci sorunuza gelince, aslında bu soruyu biz de kendimize çok sorduk. Yani bizim hedefimiz acaba insan gücünün optimizasyonu muydu, yoksa işin kalitesini artırmak ya da müşteri memnuniyetini artırmak mıydı? Biz daha çok şeye yoğunlaştık. Yaptığımız işin kalitesini artırmaya, müşteri memnuniyet noktasında daha üst bir seviyeye çıkartmak gibi bir hedefle ortaya çıkar yola çıktık. Belki izleyenleriniz vardır. Hani Charlie'nin Çikolata Fabrikası diye bir filmi vardır. Hani o tarafta diş macunun kapağını eliyle kapatan adam bir süre sonra ortaya robot gelince işsiz kalır. Bir süre sonra o robotu tamir etmek için tekrar işe daha yüksek bir ücretle geri döner. Yani aslında RPA burada doğru bir şey, güzel bir örnek olarak bizim şu anda mevcutta elle oturup biraz da böyle low level dediğimiz işleri yapan arkadaşlarımızın bu işlerini onlardan ayrıştırıp daha katma değerli işlere doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. İşte binlerce müşteriniz var. Sadece bunların sorunlarıyla ilgili olan kısımlarına kısmi olarak geri dönüş yapabildiğiniz bir yer hayal edin. Bir de müşterinizin her adımını takip ettiğini hissettirdiğiniz, her adımda ona geri responslar verebilen, onun sizinle iletişime geçtiğinde anında dönüş yapabildiğiniz, hız konusunda onu çok memnun ve mesut ettiğiniz bir ortam düşünün. Şirket olarak zaten doğal olarak hem karlılığınız hem büyümeniz artacak. Yani bizim odak noktamız insan tasarrufundan çok yapamadığımız işlere odaklanmak, daha katma değerli işlere odaklanmak, insan gücünü
doğru yere pozisyonlamak üzere konumlandırdık ve ilk başta tabii ki kendi şirketimizde de bu işi yaparken beraber çalışma arkadaşlarımız bu endişeye sahiplerdi. Acaba bu yapılan robot benim işimi elimden alacak mı? Ama bu robotları kendisi yapıp kendi işleri kolaylaştığında ve başka işlere yönelebildiğini gördüğü zaman bu korku bizim şirket içerisinde aslında kalmadı. Böylelikle içeride iyi bir penetrasyon ve motivasyon oluştu. Buna bağlı olarak da sadece IT departmanı değil, birçok business departman kendi robotlarını geliştirir hale geldiler. Hakan, çok güzel bir vurgu. Aslında amacımız insan tasarrufu değil, oradaki verimliliği arttırmaktı diye ben okuyorum senin söylemini. Aynen. Bu çok kıymetli bir şey çünkü birçok şirkette ben de aynı hissiyatı görüyorum. Robotlar gelince insanları işten çıkarabilecek mesele. Kamuya gelince bu daha büyük bir soru işareti oluyor. Çünkü kamunun istihdamı destekleme politikasının yanında bu tür robotları kamuda kullanması sonucunda acaba insanlar işlerinden olurlar mı endişesinin de gereksiz olduğunu görüyoruz. Çünkü orada inanılmaz geliştirilmesi gereken verimsizlik alanları da var. Onları verimli hale getirmesi bile başlı başına bir katkı. Peki Burak, sana dönelim. RPA teknolojisi şirket çalışanları için tehdit mi sorusunu sen çok sayıda farklı müşteriye dokunuyorsun. O müşterilerden birkaçındaki örneklerle bize anlatabilir misin? Yani sizin proje yaptığınız yerlerde şirketler çalışanlarını nasıl değerlendiriyorlar? Yani iş aktif feshedilenler oldu mu? Olmadıysa onları nasıl kullanıyorlar? Tabii. Ya açıkçası az önce verdiğim örnekte de biz Türkiye'de bir kişilik iş yapmıyoruz ne yazık ki. Ve aslında RPA ile beraber aslında bu soruya cevap vermek için biraz da kurumların vizyonuna bakmak gerekiyor. Bu tamamen kurumdan kuruma değişen bir strateji. Ama temelde biz RPA'yı konumlandırdığımız departmanlarda şunu görüyoruz. Örnek veriyorum, muhasebe departmanları olsun, bordro departmanları olsun. Bu departmanlarda o kadar ciddi bir operasyonel yük oluşmuş durumda ki oradaki mevcut personeller muhasebenin özüyle ilgili veya süreçlerimi nasıl iyileştirebilirim ile ilgili kendilerine sorular soramıyor. Operasyona gömülmüş durumdalar. Dolayısıyla biz RPA'yı oraya konumlandırdığımızda açıkçası onlara kendini operasyona daha iyi bir hale getiririm sorusunu sorabileceği bir vakit oluşturuyoruz. Direkt bir FTE kazanımı olmasa da bu da onları farklı fayda sağlayabilecek alanlara yönlendirilmesini sağlar. Aslında Hakan Bey'in de verdiği örnek çok güzeldi. Charlie'nin çikolata fabrikasındaki. Yani tarihte aslında insanların yerine geçebilecek bir sürü teknoloji sırayla devreye alındı. Fakat bu teknolojilerden sonra hiçbir zaman insanların çalışma alanları azalmadı. Aksine daha da genişlemiş bir durumda devam etti. Sanayi devriminde de bu şekilde oldu. Buharlı makinelerde de. Dolayısıyla ben burada direkt insanın yerine geçecek bir teknoloji olarak görmüyorum RPA'yı. Tabii ki iş gücü kazanımları kısa vadede olacaktır ama şirketlere daha iyi, daha fazla katma değer sağlayabilecekleri yerlere odaklanmakla ilgili bir vakit sağlayacağını düşünüyorum. Burak sen, buyur sen devam ediyordun. Yani bunun yanı sıra aslında bu oluşan boşlukta da personelleri eğitmeye yönelik birçok eğitim programı düzenlenebiliyor. Bazı şirketlerde bu önceliklendiriyor ve hatta RPA know-how'ı artık departmanlara da yayılabilir bir ölçüde konumlandırılıyor diyebilirim. Şimdi aslında sen diyorsun ki Türkiye'de çalışanları aslında normal çalışan moduna çekiyoruz RPA desteğiyle. Dolayısıyla ayrıca kimseyi işinden etmeye gerek yok. Artı insanlara farklı yetkinlikler kazandırma ihtiyacı da oluyor. Dolayısıyla RPA implementasyonları bir yönüyle de yeni eğitim planlarına, programlarına çanak tutuyor ki bence bu da önemli bir başlık. Buradan Murat sana döneyim. Şimdi RPA sadece çalışanlar için tehdit değildi veya algısı öyle değildi. Bir de ERP, CRM gibi böyle genel alanlarda çalışan şirketler için de ciddi bir tehdit algısı barındırıyordu. Yani bilinen ERP'lerin atıyorum onlarca kullanıcı lisansıyla yaptırdığı işi siz robust olarak belki iki tane kullanıcı lisansıyla yapılır hale getiriyorsunuz. Şimdi evet. burada global ERP, CRM veya başka işte insan kaynakları yazılımları bu tehdidi nasıl yönetiyor? Siz onlarla ortak bir çalışmaya sahip misiniz? Evet, teşekkürler. Çok yerinde bir soru Adnan Bey.
Bu soruyu cevaplamadan önce önceki soruyla Burak Bey'in ve Hakan Bey'in söylediklerine ilave olarak da birkaç şey söylemek istiyorum. Sonuçta birçok müşteriyi biz de deneyimlediğimiz için benzer konularda şeyler söyleyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bu araştırmalar da gösteriyor ki RPA kullanım nedenleri biz de çok yakinen takip ediyoruz tabii şirketlerin RPA kullanım nedenlerini. Özellikle yurt dışına açılım konusunda hazırlık yaptığımız bu dönemde. Şimdi birinci %70 oranında şirketlerin RPA kullanım nedeni birçok yapılan surveylerde %70 oranında operasyon süreçlerin optimizasyonu ve iyileştirilmesi de birinci sıraya çıkıyor. Bu daha önceki saydığımız nedenlere ilave olarak gerçekten tamamlayıcı ve bu konuştuğumuz şeyleri doğrulayıcı bir veri. Diğer ikinci sırada %60 oranında hataların önlenmesi. Hataya dedik ki manuel süreçler hataya açıktı ve şirketler de aslında bu teknolojileri %60 oranında kullanma nedenleri hataya açık süreçlerin iyileştirilmesi. Geriye kalan %40 neden, ikinci, üçüncü sıradaki neden diyebilirim ki şeylerin çalışanların bu tekrar eden işlerden dolayı yaşadıkları motivasyon kayıpları ve value added diyeceğimiz işte katma değeri daha yüksek görevlere odaklanamaması. Temelde ilk üçte görmüş olduğumuz gibi bu nedenler yatıyor şirketlerin teknolojileri benimsemesindeki. Bahsetmiş olduğunuz işte kaynak azaltma nedeniyle RPA aldığını söyleyen şirket oranı sadece %4. Ana neden hiçbir zaman buradaki çalışan şeyini azaltmak değil. Bunu sahada da 25 müşteride de gözlemlediğimiz verilerle de bunu teyit edebiliriz. Asla şeyler müşteriler bu teknolojileri işte kaynak azaltmak amacıyla kullanmıyorlar. İşte Burak ben de dedim zaten şeyler bölümler çok overloaded bir şekilde çalışıyorlar. Aşırı derecede yüklü çalışıyorlar. Bunlar aslında oradaki şeyleri, operasyonu rahatlatmak ve insanları gerçek işlerine odaklandırmak dolayısıyla şirketi büyütecek stratejiler geliştirilmesi konusunda desteklerini sağlamak. Şimdi öbür sorunuza gelince ERP vendorları şimdi bu teknoloji tabii ki geldi hayatımıza oturdu ve bunu ERP şirketleri, teknoloji şirketleri olduğu için bir tehdit olarak değil, tam tersine bir fırsat olarak gördüler. Ve birçok işte ERP şirketinin RPA şirketleriyle çok yakın işbirlikleri üzerinde çalıştıklarını gözlemliyoruz. Bize de bu konuda gelen talepler var. Ürünümüzle işbirliği yaparak kendi müşterilerine sunma konusunda. Bu görüşmeyle biz de bu şeylerle ERP vendorlarıyla çalışıyoruz. Aslında burada da iki teknoloji açısından bir tamamlayıcı ve birbirini enable etme açısından bir fırsat biz de görüyoruz orada. Dolayısıyla tehdit değil aslında bence tam tersine bir fırsat var. Çünkü ERP'ler üzerindeki yürüyen manuel işlemleri de çözeceği toplam bir çözüm sunduğunuzda bunun pazarda bir alıcısı olacak. Muhtemelen bahsettiğiniz işte kullanıcı sayısının azalmasından kaynaklı tarafı da muhtemelen lisanslama modelleri gözden geçirerek yeni lisanslama modelleriyle çözüleceğini düşünüyorum. Aslında ben Türkiye'nin işte dünyadaki en büyük ERP tedarikçilerinden birinin genel müdürüyle sohbet ederken bu bizim sisteme dışarıdan erişen işte RPA olsun veya başka uygulamalar olsun bunların her bir erişimleri için Digital Access Management adı altında bir lisanslama yapmayı zaten dünyada tecrübe ediyoruz. Türkiye'de de bunu isteyeceğiz gibi bir yaklaşımı vardı. Şimdi ben burada şöyle bir risk görüyorum tabii. Şirketler RPA uygulamalarının bütçesini yaparken bu RPA şirketlerine verecekleri lisans bedelini bir de oradaki danışmanlık bedelini göz önünde bulunduruyorlardı. Şimdi üçüncü bir parametreyi daha göz önünde bulundurmak durumunda kalacaklar. Yani bu ERP'lerin muhtemel kendilerindeki kullanıcı eksilmesini
dengelemek için başka bir lisans modeliyle şirketlere yanaşması mümkün olacak gibi geliyor benim gözlemlediğim, ama ortak bir yerde buluşulacaktır. Evet, lisanslama modelini bir değişiklik olacak orada. Onu öngörmek mümkün ve dediğiniz gibi bir yerde anlaşılıp o lisanslama modeliyle sorun çözülecek diye düşünüyorum. İnşallah. Hakan, sizin siz Turkcell'de çok sayıda firmada bunu kullanıyorsunuz. Sizin ERP, CRM veya benzeri diğer arka ofis uygulamalarıyla entegrasyonlar olduğunda oralarda ek bir lisans ihtiyacı ortaya çıktı mı? Şöyle, bizim kendi organizasyonumuz aslında robotlar birer çalışan gibi oluşturuldukları için bizim için normal bir insandan bir farkları yok. Tamamen bizim gibi işe alınma süreçleri var, çalışma süreçleri var. Sonra da emekli oldukları zaman da aslında işten çıkarma süreçleri gibi öyle süreçleri var. Sizin sorunuzla ilgili aslında benim öngörüm şey, şimdi ERP ya da CRM uygulamaları içerisinde tekrar edici birçok iş son kullanıcı tarafında ciddi bir zaman kaybına yol açılıyor. Ben büyük ERP veya CRM üreticilerinin kendi işlerinde aslında bir RPA modülü geliştireceklerini öngörüyorum ben. Yani şey anlamında söyleyeyim, işte atıyorum Robusta'nın bir API'ni alıp kendi uygulamasının içerisinde kendi uygulamasının sürecini otomatikleştiren, sadece kendisiyle ilgili işte ekranları açan, derileri giren, sağdan soldan veri toplayan ve kendi başına kendi uygulaması içerisinde tasarlayabileceği yapılar geliştireceklerini varsayıyoruz. Çünkü birçok ürünle mücadele etmek zorunda kalacaklar. Yani şimdi kendi pazar paylarına nispeten göz diken dolaylı olarak bir rakip çıktı. Bu rakip aslında normalde işte 8-10 tane kullanıcı satabilecekken, yani işte atıyorum bir veri girişini yapacak bir 10 kişilik bir ekip kurmanız gerekirken bir robot kullanıcısıyla bunu halledebilirsiniz. Bu da doğal olarak o tarafta bir lisans kaybına yol açacak. Kendi pazar payını bu tür rakiplerine kaptırmamak için aslında bu anlamda işbirliklerine gireceğini ben öngörüyorum. Bir süre sonra hani CRM ya da ERP ürünlerinde robotik modülü görmek çok şaşırtıcı olmaz. Evet. Ya açıkçası bu önümüzdeki yıllarda muhtemelen daha da netleşecek bir konu, ama sen özetle diyorsun ki aslında büyük arka ofis uygulama şirketleri kendi robotlarını geliştiriyorlar. RPA çözümlerini geliştiriyorlar. Ama onun dışında da pazardaki başarılı uygulamalarla, yani sizler gibi uygulamalarla da zaten bir bir ortak çalışma sistematiği belirleyecekler. Burak, sana dönelim. Şimdi bu sorunun cevabını aslında 3 aşağı 5 yukarı zaten yerel üreticilerle konuşmuş olduk. 5 sene sonra 5 sene sonra yapay zeka ve RPA nerede olur sorusunu yöneltsem Burak sana. Şirketler bir süre sonra yönetilemeyen robotlar çöplüğüne, mezarlığına dönebilir mi? Yani bu konularla ilgili öngörü nedir? Çünkü ben Avrupa'daki örneklerde şunu görüyorum. Şirketlerde insan kaynakları departmanları gibi robot kaynakları departmanları oluşturulmaya başlandı. Az önce Hakan sen vurguladın. Biz her bir robotu birer çalışan olarak görüyoruz dedin. Dolayısıyla onların da eğitilmesi, desteklenmesi, yeniden pozisyonlanması gerekiyor şirket içerisinde. Ki şirket bundan şey sağlayabilsin, fayda sağlayabilsin. Ama başıboş bırakılan robotların da bir süre sonra şirketler için risk oluşturma ihtimali. Çünkü şey organizasyonlar gelişiyor, dönüşüyor. Böyle bir risk var mı? Bu riski nasıl yönetiriz sorusuyla isterseniz devam edelim. Tamamdır. Ben öncelikle bugün otomasyon dışında neler sağlıyoruz çok kısa bahsederek aslında 5 sonraki projeksiyona geçmeyi hedefliyorum. Öncelikle biz bugün RPA kapsamında muhasebe departmanı ile konuştuğumuzda 14 kişiyi bir masanın etrafında topluyoruz ve mevcut sürecin 14 farklı şekilde yapıldığını gözlemliyoruz. Ve biz burada RPA'yı uygulamaya başladığımız anda bile zaten süreçte bir optimizasyon ve standartizasyon sağlıyoruz. Yani artık RPA muhasebe departmanının fatura girişi süreci robot tarafından tek bir şekilde yapılıyor.
Bugün bunu sağlıyorken aslında şöyle de bir risk alıyoruz. Bugün farklı farklı şirketlerdeki RPA süreçleri artık iş birimi departmanlardan çıkıp IT'nin bünyesine geçiyor. Know-how da oraya geçmiş oluyor ve bir süre sonra büyük de bir risk taşıyor. Bugün Bodro süreciyle ilgili bir süreci RPA'de canlı aldıktan sonra 3 yıl sonra bunun tek sahibi robot olacak şekilde bir kurgu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu noktada IT'nin bu know-how'u çok iyi bir şekilde konumlandırması gerekiyor. Bu geliştirmiş olduğun sürecin desteğini de anlık olarak alması gerekiyor. Aslında UiPath'i de burada biraz farklılaştıran bu. Çünkü biz bugün geliştirdiğimiz bir süreçle ilgili destek almak istediğimiz durumda eğer UiPath kullanmışsak Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir noktasından bir developer bulabiliyoruz. Ve bu da aslında süreçlerin sürdürülebilirliği açısından çok ciddi bir fayda sağlıyor. Ve bence bakış açısı biraz bu şekilde ilerliyor. 5 sene sonra yapay zeka ile ilgili bir soru olmuştu. Açıkçası RPA biraz yapay zekanın kas gücü olarak konumlanıyor. Yani bugün tek başına RPA bir yapay zeka uygulaması değil. Dolayısıyla chatbot, OCR gibi çözümler RPA'ya dahil oldukça aslında dijital olmayan verileri de biz dijital ortama taşımış oluyoruz. Ve RPA için yeni kullanım alanları oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bu vadede de UiPath'in stratejilerine ve ürün vizyonuna baktığımızda process mining, task mining, AI ve fabrik gibi aslında yeni yeni ürünler sunuyorlar. Ve burada yapay zeka oldukça geniş bir alan ama UiPath buradaki vizyonuyla daha ölçülebilir, gözlemlenebilir ve takip edilebilir bir ürün portföyü sunuyor. Process mining ile beraber aslında şirketlerdeki sistemlerin loglarını inceleyerek RPA için bir input, iyileştirmeler için bir input sağlıyor. Task mining ile beraber süreçler RPA için uygun mu değil mi, uygunsa faydası ne olacak gibi RPA'ya input sağlıyor. Bunun yanı sıra aslında eğer fabrikle de aslında yapay zeka kütüphanelerini ve chatbot, OCR gibi çözümleri süreçlere dahil ediyor. Yani genel olarak şunu diyebilirim özetlemek gerekirse. RPA tek başına bir yapay zeka uygulaması değil ama ileride aslında dijital personellerden bahsediyoruz RPA derken. Bu yapay zeka algoritmalarının kas gücü de RPA olacak. Teşekkürler Burak. Yalnız az önce Hakan'ın bahsettiği perspektif şuydu. Ben robotu aslında iş birimine teslim ediyorum. Hı-hı. Tüm yaşam döngüsünü iş biriminin kontrolüne veriyorum demişti. Hı-hı. Demek ki Turkcell'deki ürünün böyle bir pozisyonlanması var. Ama senden anladığım UiPath ve müşterilerimiz birlikte robotları iş birimiyle birlikte geliştiriyor olmalarına rağmen IT'ye teslim ediyorlar. Ama iki durumda da robot kaynakları yönetimi ne ihtiyaç olacak? Bugün de olacak, 3-5 sene sonra da olacak. Dolayısıyla ben şunu biliyorum, mesela Fransa'daki bir organizasyonda 60 kişilik sadece robot kaynakları yöneten bir organizasyon vardı. İnsan kaynaklarına paralel olarak. Dolayısıyla sektörde de farklı şeyleri var bunun. Farklı uygulamaları var gibi duruyor. Buradan devam edelim. Bu soruya ilave etmek istediğiniz bir şey var mı Hakan, Murat Hocam? Böyle bir parantez açabilirim ben öncesinde Adnan Bey. Ya açıkçası bugün şey demiştik, robotu iş birimleri düzeyinde tutabiliyoruz demiştik. Aslında UiPath'te de aynı durum söz konusu. Bugün Studio X ürünüyle beraber basit bir ön yüz sunarak herhangi bir kodlama bilmeyen bir kişinin süreç geliştirmesine olanak sağlıyorlar. Fakat RPA'deki en negatif şey bizim gördüğümüz 3 aylık bir deneyimle beraber bir süreç geliştirilebiliyor. Yani bugün bir RPA süreci canlıya almak çok çok kolay. Fakat canlıya aldıktan sonra bu sürecin stabil bir şekilde çalışmasını sağlamak ciddi bir teknik bilgi istiyor. Bugün biz global ürünlerle ilgili desteği her noktada bulabiliyoruz. Dolayısıyla UiPath kendisini bu noktada geliştirmeyi hedefliyor. Fakat yerli ürünleri incelediğimizde de aslında low code, hatta Murat Bey'in dediği gibi no code ürünler geliştirmek durumundayız. Çünkü yoksa globalde bu ürünleri kullanabilecek kişileri konumlandıramayız. Evet. Sürekli destek gerektirirse. Şimdi önemli bir başlıktı ama zaten Murat Bey de bu vurguyu çok net yaptı. Yani evet, sürdürülebilir. Evet, tamamlayıcı olmasasından tekrar şeyi başa dönersek %70 benimsenme ama %3 yaygınlaşma demiştik. Burada aslında süreçleri 3-5 robot aldık, canlıya taşıdık. Daha fazla yaygınlaşamamanın nedeni işte biraz önce bahsettiğim canlıya aldığımız süreçleri yaşatmaktaki yaşanan zorluklar. Şimdi bu robotların işte bakım ihtiyaçları, değişim yönetimi ihtiyaçlarının pahalı olması
yaygınlaşmanın önündeki en büyük engel şu anda. Bahsetmiş olduğunuz bot mezarlıklarının işte konuşulması ve tartışılmasının en büyük background'ı buradan kaynaklanıyor. Şimdi aslında biz robust olarak buradaki şeyi de en başta söylemeye çalıştığım gibi öngörerek buradaki bakım maliyetlerinin düşürülmesi sadece işte task otomasyonu değil, süreç otomasyonu mantığı getirerek ya küçük küçük iyileştirmeler değil, süreci uçtan uca kompleks süreçleri yönetebilecek bir araç sağlayarak ve bunu da no-code yaklaşımıyla ve BPM'in iki standartlarıyla IT'nin ve business'ın aynı dili konuşacağı ortak bir platformda yöneterek bu bot mezarlıkları sorununu adresleyen bir çözüm ortaya koyuyoruz. Çok güzel. Bence bu çok değerli bir açılım. Yani globalde rekabet etmek için de sanki Murat bu gerekli şeylerden bir tanesi. Bu arada Burak satır arasında UiPath ile ilgili mesajlar paylaştı bizimle. Ama gördüğüm zaten bizim yerli üreticiler olarak hem Robusta'da hem Türksel Global Bilgi'deki biz John'la örtüşen şeyler. Benzeşen şeyler. Bu da sevindirici. UiPath pazarda şu anda lider gibi gözüküyor hem dünya pazarında. Türkiye'de de fena bir bazı olmayan bir oyuncu. Ama yerli oyuncularımızın bu alanlardaki yatırımları ve yetkinliklerinin de benzer bir düzenli olması onur verici açıkçası. Hakan sen bir şey ekleyecek misin buraya? Şöyle söyleyeyim, hani bu taraftaki hani robotun sağlığının ya da devamlılığının takibi aslında şirket içerisinde bir kültürün oluşmasıyla alakalı. Bir de tabii ki maliyetle alakalı. Şimdi koskoca şirkette bir ya da iki tane robot alırsanız bunu yaşatmak gerçekten çok zor. Sonuçta bunu birisine emanet etmek zorundasınız. Bizim kendi yani oluşturduğumuz sürece baktığımızda bizde 200'e yakın robot var. 500'ün üzerinde de senaryo var. Yani şimdi bu bizim açımızdan sadece bakılması, care edilmesi gereken bir konudan çıkmış. Artık hani tüm organizasyonun içerisinde bir yaşayan organizma haline gelmiş durumda. Böylelikle bizim şu anlamda hani o eşiği geçtiğimiz için bizim tarafımızda şöyle bir şey oluşmuyor. Bu robotun sağlığı ya da çalışıp çalışmamayla ilgili durumla ilgili bir endişemiz olmuyor. Zaten onun sahibi, hani başta da söyledim ya, işe alım sürecinden tutun da çıkışına kadar. Onlar ona bakıyor olacaklar, oluyorlardı. Yani şöyle düşünün, insan kaynakları sizin departmanınıza bir çalışan arkadaşınızı işte kattığı zaman size dönüp şey demiyor. İşte ya da siz ona şey demiyorsunuz. Bunu çalıştır demiyorsunuz. Yani onun çalışmasından, performansından tamamen fonksiyonel yöneticisi sorumlu. Bizdeki durumda aslında hemen hemen aynı. Hakan, sana bir şey bunun devam açısından. 200 tane robot var dedin ya. Ortalamada 4.4'lü bir rakamdan bahsettin. Hı-hı. Ben buradan şunu çıkarıyorum. Siz 880 kişilik işi robotlara yaptırıyorsunuz. Tabii bu robotların hani %100 çalışma performansına göre değerlendirirseniz öyle. Bazı robotlar hani bizim orchestrator'ımızda işte %25 performansla çalışıyor. Bazıları %135 performansla çalışıyor. Çünkü başladığımız noktada bir robotu tam olarak utilize etmek çok da kolay değil. Çünkü bir adamın yaptığı işleri ya da prosesleri dört kat daha fazla oraya doldurmanız lazım ki hani o robot tam %100 utilize olsun. Yani. Maliyet faydası olarak o tarafta daha onu görmek mümkün oluyor ama. Yani 880 değilse de bir 500 civarı var diye anlıyorum ben bu rakamlardan. Kaba bizim ölçümümüze göre hani şimdi biz penetrasyon fazla olsun diye biz bütün organizasyona yaydık. Biz de kabaca hani hesaplarımıza göre yaklaşık 70 kişilik aslında bir iş gücü oluşturuyor şu anda. 70 kişi. 70 kişilik bir iş gücü oluşturuyor. Bizim hedefimiz de aslında şey, bir dijital iş gücü oluşturmak. Yani nasıl departmanlar ve organizasyonlar varsa bir dijital iş gücü organizasyonumuzun da olmasını hedefliyoruz aslında. Çok güzel. Bundan sonra muhtemelen şirketlerle konuşurken kaç çalışanınız var, borsaya duyuru yapacakları zaman şu kadar çalışan, şu kadar robot diyecekler. Aynen öyle. Bizim genel müdürümüz de zaten hani hedeflerinden bir tanesi o, biz bu işi başlarken o da hep şunu söylemek istiyordu. Yani bizim bu kadar çalışanımız, bu kadar da robot çalışanımız var demek istiyorum demişti. Ve bu vizyonla aslında biz hareket ediyoruz. Bizim tarafımızda da bu dijital iş gücünü hem kendimize hem de müşterilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bu kültürü aslında kendi içimizde oluşturduğumuz kültürü müşterilerimize de yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl başaracağız? Aslında
kusura bakmasın Burak, hani yurt dışı ürünlerine göre nispeten daha uygun fiyatlı bir Robusta da dahil olmak üzere yerli ürünlerle aslında penetrasyonu ve yayılımını çoğaltmaya çalışıyoruz. İnşallah, inşallah. Ben şimdi 1,5 saati aştık. Dolayısıyla sorular var dinleyicilerimizden. Onların üzerinden müsaade ederseniz geçip paneli toparlayalım da istiyor olacağım. Ama buraya, şimdi sen Burak'a bir pas attın. Ben istersen Burak'a bir söz vereyim. Burak, neden yerli robotlarla çalışmıyorsunuz? Yerli tedarikçilerle çalışmıyorsunuz? Planınız nedir? Yani bu soruya cevap vermeden önce biraz çok hızlı bir şekilde UiPath'i aktarayım, bizim orada hikayemizi. UiPath şu an bulunduğu noktada tarihte en hızlı büyüyen yazılım şirketlerden bir tanesi. Ve Forrester ve Gartner'ın raporlarını incelediğimizde açıkçası RPA konusunda şu an globalde lider şirket UiPath ve 15 milyar dolara yakın bir şirket değerlemesine ulaşmış durumdalar. Bunun yanı sıra diğer yabancı ürünlerden farklı olarak aslında UiPath'in Türkiye'de ofisi de bulunuyor. Ve bize ihtiyacımız olduğu her durumda destek sağlayabilecek kaynaklar sunuyorlar. Yani özetle biz şu ana kadar UiPath'te çok iyi bir işbirliği geliştirmiş durumdayız diyebiliriz. Sorumuza dönecek olursak da aslında biz Renault olarak temel hedefimiz müşterimizin ihtiyaçlarına uygun RPA çözümleri geliştirmek. Ve biz UiPath'le yola çıktığımızda henüz yerli RPA ürünleri bu kadar gelişmemişti. Ve biz bu 2 yıllık süreçte 200'den fazla süreci UiPath ile otomasyona taşıdık. Kişisel fikrim, yerli ürün ve hizmetlerin desteklenmesi gerektiği. Fakat konumuz teknoloji olduğunda bu bir seçim kriteri olmaktan çıkıyor. Maliyet, ürün yetkinliği gibi konular ön plana çıkıyor. Burada da aslında... Buyuruz sen, tamamlayalım. Burada da aslında hani community vurgusunu yapmıştık. Bizim için canlıya aldığımız bir sürecin maintenance'ını sağlamak da bir o kadar önemli. Yerli oyuncuların da bu yönde yatırımlar yaptığını zaten dinledik. Özetle yani yola çıktığımız günden beri UiPath ile çok iyi bir frekans sakladık. Fakat müşterimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı yerli ürünleri de tabii ki değerlendiriyoruz. Ben buna çok kısa bir şey yapayım. Ben bir 3 sene kadar İsrail'de yaşamıştım var ve o dönemde İsrail'deki IT alımını yapanların aslında dünyada popüler ürünlere, başarılı ürünlere prim verdikleri kadar yerli ürünlere de ne kadar prim verdiklerini tanık oldum. Orada şunu gözlemledim. Aslında ülkelerdeki iklim, yani bundan neyi kastediyorum? Satın alma kararını veren kişiler, onların işte patronları, bunların yetkinlikleri ve özgüvenleri yerlilere alan tanımak açısından çok kritik hale geliyor. Çünkü işte ERP dünyasından biliriz. Yerli bir ERP seçimindense işte global bir markaya gidip herhangi bir başarısızlık durumunda yani oradaki karar vericilerin kendilerini sağlama alma refleksleri çalışıyor. Bence ülkemizde de özellikle şu son yıllarda savunma sanayinde başlayan, ötesinde oyun sektöründe gelişen, ben bakıyorum RPA alanı da bunlardan bir tanesi. Sadece dün bir bak düşündüm. 5'in üzerinde yerli ürün geliştiren firmamız var ve bunlar başarılı firmalar. Ben ümit ediyorum ki çok uzun değil, kısa orta vadede biz yerli tedarikçilerimizi sadece sizin gibi şirketler üzerinden değil, müşteri tarafından da tercih edebilir bir noktaya geleceğiz. Bu aslında hepimizin kazancına da olacak bir şey. Çünkü uygun çözüm, uygun maliyette yerli kaynaklarda ülkemizde büyütme fırsatları olacak inşallah. Ben hemen sorulara geçeyim çünkü zamanımızı biraz açtık. Murat, sana şöyle bir soru yöneltsem. Türkiye RPA pazarının büyüklüğünü sormak istiyorum demiş Mert Sevinç arkadaşımız. Bununla ilgili bir maalesef elimizde veri yok büyüklüğüyle ilgili. Ama ya büyüklük, marketin büyüklüğü ile ilgili bir şey yok ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türk firmaları bu konuda çok istekliler. Bu konuda ciddi bir pipeline var. Bu müşteriler gerçekten bu teknolojileri deneyimleme konusunda çok istekliler. Yaptığımız işte süreçleri müşterilerimizle geliştirme, bunların devamını sürdürme konusunda da işte organizasyonel yapılarını buna göre kurgulamaları hiç beklemediğimiz reel sektörden bile. Reel sektörün teknolojileri, bu tür teknolojileri biliyorsunuz kurgulaması daha sonra gelir. Reel sektöre bile ulaşmış durumdayız. Reel sektörde müşterilerimiz var. Reel sektör bile bunu kullanıyorsa
finansın dışındaki reel sektör, hizmet sektörünün dışındaki reel sektör kullanıyorsa bu şey talebin canlılığını ve Türk firmalarının konudaki istekliğini gösteriyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde bu alanda yerli işte araştırma şirketlerinin Türk pazarındaki işte Avrupa pazarının büyüklüğünü araştırma, bu taraftaki verileri, istatistik verilerini daha düzgün bir şekilde toparlayacaklarını düşünüyorum. Peki ben şöyle bir yorum eklesem nasıl olur? Az önce bir istatistik paylaştık Gartner'dan. Aslında an itibariyle müşterilerin RPA'yı benimseme oranı %3 iken kullanım oranı %70 iken benimseme, kullanım oranı %3'lerdi. Bu evet. Aslında mevcut pazarın 30 çarpanıyla büyüyeceğiyle ilgili bir kabaca şey veriyor, hissiyat veriyor bize. Evet. Her ne kadar mevcut pazarın büyüklüğüyle ilgili bir rakam zikredemesek de 30 çarpanıyla büyümesi muhtemel bir pazar görüyoruz şu anda. Kesinlikle. Peki, ben o zaman son bir soru var. Yine YouTube'dan Kaan Çalışkan arkadaşımızdan. Büyük tedarikçiler Amazon, Microsoft, Google yeni sürümlerinde güncel RPA yeteneklerine müdahale konusunda önlemler alır ve pazarda kendi ürünlerini penetre etmek isterlerse buna tepki nasıl olur? Yani büyük yazılım oyuncuları kendileri RPA'yı geliştirmek isterlerse, ki bunun örneği var, SAP'nin kendi RPA'yı var, Microsoft'un kendi RPA'yı var. Büyük şirketler zaten belli açılardan bu tür yatırımlar yapıyorlar. Bunun pazardaki yansıması ne olur? Hakan, sen de buna cevap vermek ister misin? Öyle diyeyim. Aslında hani buradaki pazarın büyüklüğü ya da otomasyonla ilgili kısımlarda aslında büyük oyuncuların girmesi sektörü kötü etkileyebilir. Yani en azından işte lokal üreticiler ya da işte belli büyüklüğe ulaşamamış üreticiler için. Yaklaşık 2 yıl önce işte Gartner'ın bir makalesini okuduğumda bu RPA mevzusunun ilk çıktığında yaklaşık olarak piyasada 67 ile 90 civarında firma türediğini söyledi ve hani birkaç yıl içerisinde bu sayının 27'ler seviyesine ineceğiyle ilgili de bir öngörü paylaşmıştı. Şimdi baktığımız zaman aslında evet konsolide oluyor ama diğer taraftan da biraz önce hani daha önceki bir sorunuzda da sorduğunuz gibi mevcut üreticilerin lisans ücretlerini başka bir rakibe kaptırmayla ilgili endişelerinden dolayı bu sektör onlara çok uzak değil. O yüzden de böyle bir şey gerçekten hani rekabeti biraz fazlasıyla zorlar ve şey yapar. Yaralayacağını düşünüyorum. Ya benim kişisel kanaatim şu. Büyük yazılım şirketlerinin RPA çözümleri o büyük yazılım şirketlerinin bürokrasilerini taşıma riski barındırdığı için küçüklerin bu işe fokus olan, tek işi bu olan şirketlerin bu pazarda tutunmaları ve büyümeleri için büyük bir fırsat var diye düşünüyorum. Çünkü ben buna kesinlikle katılıyorum anladım. Geçmişte bunun örneklerini yaşadık Murat. Yani bu evet. Büyük firmalar küçük firmaları satın aldıkları zaman onları kendi büyük yazılımları içerisinde şey yapamadılar, etkinleştiremediler. Yani 1+1=2 olmadı orada. Genelde hep böyle daha kayıplar oluştu. Bu sebeple ben bu alana dikeyde fokus olan şirketlerin gelecekte de çok başarılı olacağını açıkçası inanıyorum. Yani şey söyleyeyim sadece, bunun emareleri aslında mesela iPad'lerinizde otomasyon diye bir tane bir app var. Ondan sonra keza Microsoft kendi tarafındaki bu tür ürünleri bundle vererek aslında pazarı bir anda penetre etmek gibi böyle şeyler olabilir. Ama haklısınız, hani onu tasarlayan ya da odağı bu olanla genel işte o enterprise kültürü içine barındırmış uygulamalar arasında her zaman fark oluşuyor. Peki, 1 saat 45 dakika kadar zaman geçirdik. Aslında konuşacak çok başlık var ama dinleyicilerimizi de sabırla bizi dinledikleri bu panelde bunaltmak istemiyoruz. Eğer son sözleriniz varsa onu alıp Fatih'e sözü vereyim isterim. Değilse ben hem Bura Derneği'ne bize böyle bir olanak verdiği için hem de dinleyicilerimize cumartesi günü 2 saate yakın bir zamanı bizimle geçirdikleri için çok teşekkür etmek istiyorum.
Özellikle Murat, Hakan ve Burak, size de paneldeki katkılarınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Fatih, buyur sen bir kapanış. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Adın abi. Ağzınıza sağlık. Çok bilgilendirici bir sunum oldu. RPA'ya dair bayağı bir bilgi edinmiş olduk rakamsal olarak da. Çok teşekkürler değerli katılımcılar. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere diyelim. İyi hafta sonları diliyoruz. Cümleten iyi hafta sonları diliyoruz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun.